Üniversite Eğitim ve Risk Yönetimi Uygulama Araştırma Merkezi'nin Dijital Dönüşüm serisinin 4.sine hoş geldiniz. Ayda bir düzenlediğimiz bir seminer biliyorsunuz. Bu ayki konumuz da dijital çağda kitle kültürü, eğlence ve sanat. Bu etkinliği Datavolus'la işbirliği halinde yapıyoruz her ay. Bundan önce ilk seminerde biliyorsunuz dijital dönüşüm sadece bir sistemi yönetmek konusunu ele almıştık. İkincisinde etik ve uyum kültürünü aldık. Üçüncüsü en son geçen ay dijital dünyada finans sektörünün geleceğini aldık. Bu ay konumuz ise dijital çağda kitle kültürü, eğlence ve sanat. Ben sözü Gökhan'a bir vermek istiyorum. Gökhan'a bir merhaba demek isterse. Teşekkürler Halis. Ben kendimi tanıtayım. Ben Gökhan Polat, Databus kurucu üyesi olarak buradayım. Çeşitli organizasyonlarda ve yapılarda da çalışmalarım var. İSAKA, Cloud Security Alliance, IA Turkey gibi yapılarda. Databus dediğimiz yapıda sektörde teknoloji ve risk konuları, finans, ekonomi konularıyla ilgili uzmanlığı olan insanların bir araya gelerek doğru bilgiyi üretmeye çabaladığı, daha doğrusu bu tür aksiyonlar geliştirdiği bir yapı. ASPÜ'yle de biz dijital dönüşüm serisi kapsamında dijital dönüşümün farklı yönlerini ele alarak burada bu konuyla ilgili bilgi birikimini veya sektöre ihtiyacı olan bilgi birikimini artırmaya çabalıyoruz. Bu ay farklı ilginç bir konuyla karşınızdayız. Ben tekrar sözü Halis'e bırakıyorum. Teşekkürler Gökhan. Gökhan dediğim bu ay hakikaten güzel, böyle bizim için de keyifli bir konu. Şimdi dijital dönüşüm önemli bir değişikliği getiriyor aslında. Ama bu insan tarihindeki ilk değişiklik, son değişiklik olmayacak. Ama burada önemli olan değişimin aslında zamanı ve boyutun etkisini doğru aslında hesaplayabilmek, tahmin edebilmek, öngörebilmek. İşin en zor kısmı bu. Her değişim, ilk otomobil icadı, telefon icadından tutun da her değişim büyük bir aslında etki yarattığı düşünülüyor. Belki de öyledir. Ama gerçekten etkisinin ne olduğunu öngörebilmek biraz zorlaşıyor. Dijital dönüşüm dediğim şey sadece biz bu seride ele aldığımız konu itibariyle sadece iş yapış biçimlerinin etkisi değil, aynı zamanda hayatımıza nasıl etkiliyor, hayatımıza neleri dokunuyor, ne gibi değişiklikler yaratıyor, onu ele almaya çalışıyoruz. Teknik boyutların ötesinde aslında insana ne ölçüde etkiliyor, nasıl dokunuyor konusu. Bu anlamda bu ay konuğumuz çok değerli bir konumuz. Ankara Acıbadem Üniversitesi'nden zaten birazdan kendisini de tanıtmasını rica edeceğiz. Ama hocamızı eserlerinden tanıdık biz. Özellikle şu anda bir kitabını göstermek istiyorum. Modern Dünyada Risk Söylemi diye. Gerçekten bu kitabı gördüğüm zaman ben çok mutlu oldum. Çünkü biz denetim ve risk yönetim ana bilim dalı olarak master doktora programlarımız var. Orada merkezimiz var. Disiplin arası bir yaklaşım. Yani burada gerçekten disiplin arası bir yaklaşımını yapabilecek hocalar sayısı biraz daha sınırlı. Bahar hocamız bir taraftan iletişim, bir taraftan risk, bir taraftan dijital dönüşüm çalıştığını öğrenince hakikaten kendisini davet ettik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı. Hocam sözü size bırakıyorum. Tekrar teşekkürler kabul ettiğiniz davetimizi. Teşekkürler Halis Hocam. Ben de davetiniz için çok mutlu oldum bu arada. Çünkü hani hem de böyle bir riskle ilgili bir bölümden böyle bir davet almış olmak elbette ki hoş oldu benim için. Kendim bir tanıtayım isterseniz ilk olarak. Benim aslında ben bu yolculuğa Ankara Üniversitesi'nde başladım. Lisansımı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladım. Daha sonra bir ODTÜ'ye gidip orada yüksek lisansımı tamamladım. Uluslararası İlişkiler bölümünde. Daha sonra da öğretim üyesi yetiştirme programıyla beraber bir akademisyenliğe giriş yapmış oldum araştırma görevlisi olarak. O zaman Gazi Üniversitesi olan ama şu an Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Ve o zamandan beri de hem doktoramı burada yapmaya başladım ve daha sonra da burada çalışmalarıma devam ettim. Yine doktoramı aynı bölümde tamamladım. Daha sonra doçentliğimde yine gazetecilik ve medya çalışmaları alanından aldım. Ama benim daha çok hani ilgimi çeken hem de doktora tezimde yoğunlaştırdığım konu tabii risk, ama riskin daha iletişimsel boyutu elbette. Risk söylemi, Halis Hocam'ın da gösterdiği modern dünyada risk söylemi özellikle benim genel olarak hayata bakış açımı da temellendiren bir konu olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden önemsiyorum açıkçası risk konusunu. Hani daha çok kendimi de bir dünyaya bakışımla ilgili olarak bir risk indirgemeci olarak tanımlayabilirim. Yani her şeyin temelinde, pek çok sorunun temelinde bir risk olgusu olduğunu görüyorum. Ama bir taraftan da elbette ki yani iletişim fakültesindeki varlığımla da ilgili olarak
dijitalleşme üzerine ve özellikle yeni medya, sosyal medya üzerine ve bunun da elbette bir eğlence ve sanat içerikleri üzerine de bir yoğunlaşmam oldu çalışmalarımla ilgili olarak. Bu alanda çalışmalarımı devam ettirdiğimi söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Uygunsa sunuma başlayabilirim. Bir ekranımı yansıtayım hemen. İlk olarak aslında hani dijital çağda tabii kitle kültürünü ve bu doğrultuda da eğlenceyi ve sanatı anlayabilmek için aslında bugünün toplumunu kavrayabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii bununla ilgili olarak pek çok kavram var ve biz bu kavramların hangilerini kullanacağız? Birini kullanacak mıyız ya da kullanabilecek miyiz? Böyle de bir tartışma olduğunu görüyoruz. İşte sanayi sonrası toplum gibi post endüstriyel toplum, post modern toplum, bilgisayarlaştırılmış toplum, siber toplum, enformasyon toplumu, dijital toplumu pek çok farklı kavramlaştırma var. Ama bu kavramlardan hangisini kullanacağımız aslında bizim biraz dünyaya nasıl baktığımızla da ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin işte Baudrillard'cı bir çerçeveden bakacak olursak ki Baudrillard'ın özellikle dijitalleşme açısından temel düşünürlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Daha postmodern bir dünya içerisinde yaşadığımızı kabul edebiliriz ve postmodern bir toplum olarak algılayabiliriz. Çünkü Baudrillard'ın temel düşüncesinin aslında günümüz toplumun bir hiper gerçek dünya olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerçek ötesi gerçekten de öte bir gerçekliğin olduğu bir dünya üzerinde yaşadığımızı söyler. Ama öte yandan Frederick James'in açısından hani onun kuramını temel bir prensip olarak benimseyecek olursak geç kapitalist bir dönemde yaşadığımızı kabul ederiz. Geç kapitalist dönem derken James'in neyi kasteder? Aslında hani modernliğin son bulmadığını, dolayısıyla postmodern bir dönemde yaşamadığımızı, modernliğin eskisinden de güçlenerek varlığını sürdürdüğünü söyler ki bu modern toplumda kapitalizmle karakterize olmuş bir toplumdur. Ama geç kapitalist dönemde ise, içinde yaşadığımız dönemde ise kapitalizm hiç olmadığı kadar varlığını kuvvetlendirmiş bir toplumdur. Ve tüm bu eğlence ve sanat içeriklerinin de aslında bu kapitalist toplumun uzantısında varlığını sürdürdüğünü söyler. Bu açıdan hem dijitalleşme hem de eğlence ve sanat içeriklerini algılama açısından da temel düşünürlerden biri olduğunu elbette ki söyleyebiliriz. Ama dijitalleşmeye bakarken tabii iki temel bakış açısı olduğunu görüyoruz. Birincisi nedir? Dijitalleşmeyi bir özgürleşim olarak görmeye meyilli yaklaşımlar olduğunu görüyoruz ki bunlar iyimser yaklaşımlardır. Dijitalleşmeyi ve teknoloji kullanımını bir özgürleşim ekseninde değerlendirirler. Bir de eleştirel yaklaşımlarla karşılaşıyoruz elbette. Eleştirel yaklaşımlarda teknolojiyi ve dijitalleşmeyi daha tahakküm ekseninde gördüklerini, yani dijitalleşmenin aslında insanları hiç de özgürleştirmediği, tam tersine eşitsiz bir düzeni devam ettiren bir araç olarak görmeye meyilli olduklarını görüyoruz. Ama özellikle dijitalleşme bağlamında bazı temel düşünürler karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri Daniel Bell elbette. Neden temel? Çünkü ta 1970'lerden itibaren aslında günümüz toplumuna dair bir şeyler söylediği için temel olduğunu görüyoruz. Özellikle Post Endüstriyel Toplumun Gelişi adlı eserinde neyi söylüyor? Aslında bu bilinen mevcut sınıf çatışmalarının son bulacağını söylüyor. Bunun da dijitalleşmeyle, yani teknolojik bir dönüşümle olacağını söylüyor. Bu açıdan merkezi bir yere sahip olduğunu söylüyoruz. Yani ne diyor? İşte beyaz yakalı uzmanların artışı bildiğimiz mavi yakalı iş ve işçilerin yerini almalarıyla son bulacaktır diyor. Bu açıdan mevcut sınıf çatışmalarının sonunu getirecek denli bir önemli gelişme olarak gördüğünü görüyoruz dijitalleşmeyi. Bir diğer önemli düşünür Alvin Toffler. Toffler neden önemli? Tabii temel eserlerinden biri üçüncü dalga olduğunu görüyoruz. Çünkü bu 1980'de de yazdığı eserinde biz üretüketim kavramından bahsettiğini görüyoruz. Ve günümüzü anlama açısından da üretüketim kavramının en temel kavramlardan biri olduğunu görüyoruz. Toffler 1980'deki bu eserinde ne diyor? Üretim ve tüketimin bu ikili diyalektike dayalı toplumsal yapının birleşeceğini öngörüyordu. Yani üreten ve tüketen arasında bir ayrım olmayacak. Üreten de tüketen de aynı kişi olacak diyordu. Günümüz dijital toplumunda en çok gözlemlediğimiz kavramlardan birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Artık hepimizin bir taraftan üretirken bir taraftan da tüketmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Toffler'in de önemli bir düşünür olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir diğer önemli düşünür Nico Sterr. Nico Sterr de diyor ki işte emek ve mülkiyet çağının sona gelindiğini söylüyor ve burada da bu sona gelişteki en önemli aslında neden bir bilgi toplumuna, dijitalleşmeyle beraber bir bilgi toplumuna geçiş olduğunu söylüyor. Toffler'in, Bell'in ve Sterr'in teorilerinin ortak noktası ne diye baktığımız zaman hepsinin aslında bir anlamda dijitalleşmeyi
bir özgürleşim ekseninde değerlendirdiklerini görüyoruz. Çünkü işte mevcut sınıf çatışmalarının son bulacağını ve toplumun bir anlamda dönüşeceğini öngördükleri için daha hani ana akım diyebileceğimiz bakış açıları olduğunu söyleyebiliriz. Ama öte yandan işte Tofter'in, Bell'in ya da Stern'in aksine bir de dijital dönüşüme daha olumsuz bakan, tamamen hatta karamsar bir tabloyla bakan düşünürler olduğunu görüyoruz ki bunları da eleştirel teorinin merkezine yerleştirebiliriz bu düşünürleri. Ve temel olarak neyi söylüyorlar? Eşitsizliklerin dijital dönüşümle beraber daha da arttığını, işte artı değer sömürüsü gibi bir kavramın daha da önemli hale geldiğini ve toplumsal katmanlaşmaların daha da, yani ya aynı ya da daha da artarak devam ettiğini söylüyorlar. Bu bağlamda dijitalleşmeye olumsuz bir bakış açıları olduğunu söyleyebiliriz ve özellikle tabii Marx'ın görüşlerine değinerek temellenen görüşler olduğunu söyleyebiliriz. Bu dijitalleşmeye eleştirel bakan düşünürlerin, işte hani günümüzde Christine Fuchs'un özellikle dijital emek kavramını fazlasıyla kullandığını görüyoruz. Bir post-Marxist düşünür olarak önemli ve elbette en temel vurguladıkları kavram da ücreti ödenmeyen emek. Ücreti ödenmeyen emek daha önceki toplumlarda yok muydu? Evet vardı, ama günümüz toplumunda daha da çok, dijital toplumda daha da çok görünür oldu. Nasıl daha görünür oldu? İşte çevrim içi oyunlarda örneğin kişiler ne yapıyorlar? Daha böyle zevk aldıklarını düşünerek ya da gönüllü olarak bir oyun içerisinde aslında hareket ediyorlar. Ama ne yapıyorlar? Buradan işte oyun şirketleri daha fazla kar elde ediyor. Yani bir anlamda ücreti ödenmeyen bir emek süreci karşımıza çıkıyor. Bu tabii sadece çevrimiçi oyunlarda değil, işte Instagram'da ya da diğer sosyal mecralarda da karşımıza çıkıyor. Bizler gönüllü olarak paylaşım yaptığımızı düşünürken bir taraftan ne oluyor? Bu aslında sosyal ağların sahipleri, şirketler daha fazla kar elde ediyorlar ve biz bunun karşılığında bu platformlar tarafından bir ücret almıyoruz. Dolayısıyla bu ücret ödenmeyen emek konusunun da daha da fazla önemli hale geldiğini görüyoruz günümüzde. Bu tabii özellikle Dallas Smiti'nin bir zaman özellikle 70'lerde söylediği izleyici metası kavramı günümüzde de kullanıcı metası olarak aslında varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Ne oluyor? İşte eskiden televizyon izleyicisinin izleme davranışlarının kanallara satıldığını biz görüyorduk, gözlemliyorduk. Şimdi de bizim örneğin çeşitli internet sitelerinde, alışveriş platformlarındaki gezinme geçmişlerimiz, bize ait bilgiler, yaşımız, cinsiyetimiz ya da diğer gezdiğimiz tüm bilgilerimiz ne oluyor? Reklam şirketlerine satılıyor. Yani bir anlamda kullanıcı metası. Bizler o halde neye dönüşüyoruz? Bir taraftan dedik hem üretiyoruz hem tüketiyoruz, ama bir taraftan da tüketiliyoruz. Yani bizler tüketilen birer metaya dönüşmüş oluyoruz diyebiliriz. Bu açıdan da eleştirel perspektif önemli. Bu cümle geliyor. Hizmet bedavaysa ürünsüzsünüz. Aynen öyle, kesinlikle. Evet, artık ürün biz hale geldik diyebiliriz. Tabii eskiden de aslında bu durum mevcuttu, ama şu anda bir form değiştirmiş ve daha güçlenerek bizi metaya dönüştürmüş bir süreç olduğunu görüyoruz. Yani işte nedir? Daha hedefli reklamlar var, daha target advertisement dediğimiz bir konu var. İşte bebek arabası diyorsunuz ve karşınıza bebek arabası reklamları çıkıyor. Dolayısıyla bu sistemin daha da büyüyerek varlığını sürdürdüğünü görüyoruz diyebiliriz. Bir de tabii özellikle eleştirel perspektiften vurgulayacağımız, hani bir taraftan daha özgürleşim perspektifinden işte belli vurguladık, Tofler'i vurguladık, ama eleştirel perspektiften de merkezi bir rolü Frankfurt Okul düşünürlerinin yerleştirebileceğimizi görüyoruz. Özellikle 1920'li yıllardan itibaren tabii burada farklı kuşaklar var, birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü, dördüncü kuşaklardan hatta söz edebiliriz, ama özellikle 1920'lerden itibaren Frankfurt Okul düşünürlerinin teknolojinin eşitsizlikleri üzerine durduklarını ve teknolojiyi tahakkümle aslında tahakküm ekseninde ele aldıklarını görüyoruz. Özellikle de en büyük vurgularının da biz aslında kültür endüstrisine olduğunu görüyoruz. Kültür endüstrisi derken neyi kastediyoruz? Aslında bu Frankfurt Okul düşünürlerinden Adorno ve Horkheimer'ın 1944 yılında kaleme aldıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserlerinde ortaya çıkan bir kavram. Aydınlanmanın Diyalektiği de tabii elbette aslında günümüzü anlamak açısından hala merkezi. Çünkü işte aydınlanma dediğimiz aslında durum neydi? Dogmaların son bulacağı, bir aydınlanmanın ortaya çıkacağı bir dönemken Adorno ve Horkheimer diyor ki işte dogmalara karşı olarak çıkan aydınlanmanın kendisi artık dogmatik hale geldi. Yani tamamen kurallarla sabit, sınırlayıcı bir tür bir dogmaya dönüştü şeklinde bir aydınlanma eleştirisine bulunduklarını görüyoruz bu temel eserlerinde. Burada da özellikle temel bir noktada kültür endüstrisi kavramı. Burada da özellikle kültürel üretimlerin içi boş, estetik bir değeri olmayan, standartize bir hale geldiğini söylüyorlar.
Ve aslında eğlencenin bile zorla entelektüelleştirildiğini söylüyorlar. İşte ya da verdikleri bir örnek nedir? Bir sinemaya gidiyoruz, bir film izliyoruz ve bu filmden çıktıktan sonra bile bu filmin sokaklarında yürüyor gibiyiz. Yani bu tarz bir kurgusal alanda aslında yaşıyor olduğumuzu söylüyorlar. Ve özellikle elbette temel bazı vurguları var. İşte Marcus'un nedir? Tek boyutlu insan vurgusu, tek boyutlu düşünce vurgusunun günümüzde hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii özellikle hani bugünkü sunumumuz kapsamında da sanat bir vurgumuz. Sanatla ilgili olarak da özellikle Walter Benjamin'in 1935 yılındaki bir makalesinin önemli olduğunu görüyoruz. Bu da mekanik yeniden üretim çağında sanat yapısı. Burada ne der Benjamin? Der ki sanat yapıtının çoğaltılabilir ve kopyalanabilir hale gelmesiyle beraber orasını yani anlamını, özünü yitirdiğini söyler. Dolayısıyla ama 35 yılındaki bu sürecin aslında günümüzde çok daha da geçerli olduğunu görüyoruz diyebiliriz artık. Bırakınız hani kopyalamaları, çoğaltılmaları çok daha farklı sistemler görüyoruz sanat yapısı bağlamında. Dolayısıyla güçlenerek bu sistem devam ediyor diyebiliriz. Yani bir taraftan işte bu eleştirel perspektifle de baktığımızda kültür endüstrisinin özellikle sosyal mecralarda varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. İşte bir anlamsızlaşma görüyoruz, bir mekansızlaşma gözlemliyoruz. Bir standartlaşma özellikle işte Instagram'da kullanılan bu filtrelerle vesaire inanılmaz bir tek boyutlu insan, tek tip insan karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ve elbette de özellikle sanat yapısı bağlamında o oranın da yitirildiğini gözlemliyoruz diyebiliriz. Geldiğimiz bu noktada aslında temel bazı soruların karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yani biz bu dijital dönüşümü acaba demokratikleşmeye yol açan, dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizliklerin çözümüne katkıda bulunan bir gelişme olarak mı ele alacağız? Yoksa emek sömürüsünü devam ettiren, toplumsal katmanlaşmaları daha da katılaştıran ya da işte klasik sanayi toplumuna özgü örüntüleri sürdüren bir gelişme olarak mı ele alacağız? Ya da işte ücret ödenmeyen emeğin daha da derinleştiği bir toplum mu gözlemliyoruz? Buna işte biraz aslında topluma ve dünyaya nasıl baktığımızla ilgili olarak farklı konumları benimseyebileceğimizi söyleyebiliriz. Ve elbette illa tek bir konumda belirlemek zorunda değiliz. Zaman zaman belli konularda bir taraftan, belli konularda da elbette bir taraftan bir bakış açısına sahip olabiliriz. Dolayısıyla ama tüm bunların aslında dijitalleşmenin en azından bir temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hem eğlence açısından, sinema açısından, tabii sinema bir örneğin sanat değil mi? Sanat ayrı bir kavram olarak gelin alabilir. Dijital oyunlar, sosyal ağlar, alışveriş platformlarının hepsinin aslında bu eksende ele alınabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bugün biraz üzerinde duracağımız esas konular elbette eğlence ve sanat. Eğlence derken neyi kastediyoruz? Eğlence tabii her şeyden önce bir heyecan hali, bir haz verme aktivitesi. İşte sıkıntılardan kurtulmak üzere gerçekleştirmek istediğimiz bir eylem olarak algılanabildiğini görüyoruz. Pek çok kavram var ama bu kavramların çoğu eğlencenin aslında boş zamanla ilgili olduğunu söylüyorlar. Yani bir boş zaman geçirme aktivitesi olarak konumlandığını görüyoruz eğlencenin. Ama boş zamanla ilgili olarak da farklı bakış açıları var elbette. İşte Paul Laferg ve Bertrand Russell'ın aslında boş zamana yönelik daha bir olumlu bakış açısı olduğunu görüyoruz. Yani işte tembellik hakkımız var der örneğin Laferg. Russell ise aylaklığın, boş geçirilen zamanın bir değerli bir öğe olduğunu söyler. Öte yandan Thorstein Veblen'in ise daha olumsuz bir bakış açısı olduğunu görüyoruz. Çünkü boş zamanlar tüketimin bir nesnesi olarak karşımıza çıkar. Yani boş zamanımızda da biz tüketmek üzerine çeşitli eylemler yaparız der. Yine Frankfurt Okulu düşünürlerinin de boş zamanı kültür endüstrisine hizmet eden bir zaman dilimi olarak gördüğünü görüyoruz. Ama gelişimine baktığımızda da özellikle antik Yunan'da nedir? Daha boş zamanın bir ölçüde ruhun arındırılması, derin düşünümselliğin ortaya çıktığı, yani aslında insan düşüncesinin de temellendirilebildiği bir alan olarak algılandığını görüyoruz. Yani aslında bir düşünce durumunun ortaya çıktığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii yine eleştirel perspektifte de aslında özellikle Marx'ın boş vakti insan gelişiminin bir alanı olarak gördüğünü görüyoruz. Yani hani kapitalist sömürü düzeninden aslında bu tarz bir alanla belki de kurtulmamız mümkün yönünde de bir kapı açabileceğimizi görüyoruz diyebiliriz. Yani bunu da yine tartışmalı bir konu olduğunu görüyoruz. Yani eğlence dediğimiz bir pratik bir taraftan kapitalizmin sürdürülmesinin bir aracı mı acaba? Yoksa bu kapitalist sömürü düzenlerinden kurtulmamız için bize bir kapı mı? Bu konuda da bir tartışma olduğunu görüyoruz. Ama özellikle oyunlaştırma kavramının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hani dijital mecralarla beraber özellikle artık her şeyin oyunlaştırarak işte eğitim oyunlarla iç içe, bir yandan eğlence her şeyle iç içe, işte haberle iç içe vesaire pek çok şeyin birbirine karıştığı bir sistem kavramı karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
Tabii burada oyun kavramıyla ilgili de pek çok şey söyleyebiliriz elbette ama özellikle temel ayrım nedir? Özellikle Orta Çağ'da işte at üzerinde bir mızrak dövüşleriyle turnuvaların düzenlendiğini görüyoruz. Burada bu oyunlar nedir? Bir prestij, güç, hatta bir aşkı kazanmak için gerçekleştirilen bir eylem. Ama günümüzde işte hatta ölümlerle bile sonuçlanabilen oyunlar olduğunu görüyoruz. Ama günümüzde nedir? İşte çevrim içi oyunlarda artık bu anlamdan bir yoksunluk karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla oyun kavramının ve eğlence kavramının da buna paralel olarak değiştiğini görüyoruz. Peki bunu nasıl acaba algılayacağız ve anlamlandıracağız? Bunun da temel nedeninin artık uğruna ölünecek pek bir şey kalmaması. Bir anlamda bir anlamsızlaşmayla elbette algılayabileceğimizi söyleyebiliriz. Yani ister adına postmodern dönem diyelim, ister kapitalist ya da diğer kavramlardan birini kullanalım ama modern dönemden itibaren aslında bir anlamda bir artık aidiyet hissedemeyişimiz ve bir anlam bulamayışımızla temellendirebileceğimizi görüyoruz diyebiliriz. Tabii karşımıza özellikle de dijital oyun endüstrisi gibi çok büyük bir endüstri çıkıyor özellikle dijitalleşmeyle beraber. Bu dijital oyun endüstrisi niye önemli? Çünkü sinema sektörünü bile geride bırakacak kadar büyük bir endüstri haline geldiğini görüyoruz. Ama tabii bunun da beraberinde dijital oyun bağımlılığı gibi pek çok ciddi sorunu da elbette getirdiğini görüyoruz. Ama buradaki temel farklılık ne dijitalleşmeyle beraber diye baktığımız zaman özellikle etkileşimliliğin bir farklılık olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani eskiden oyunlarda bu etkileşimliğin çok mümkün olmadığını ama artık dijital mecralarla işte dünyanın geri kalanında her yerde olan insanlarla eş zamanlı bir oyun oynayabilme süreci karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama bir de elbette en başta vurguladığımız gibi bir eğlence ve emeğin iç içe geçişiyle beraber aslında ücret ödenmeyen bir emek süreci özellikle oyunlarla beraber karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Yani keyif alarak oyun oynadığımızı zannederken bir anlamda ne yapıyoruz? Bir sömürü düzeninin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Özellikle bu Christine Fuchs'un çoğu çalışmasında da dijital emek sömürüsüne örnek olarak verdiği durumlardan biridir çevrimiçi oyunlar. Bu açıdan önemli. Peki sinemaya baktığımızda nasıl bir tablo çıkıyor? Tabii sinema açısından özellikle Baudrillard'ın önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü Baudrillard pek çok filmi özellikle inceliyor. İşte nedir? Chinatown gibi, Akbaba'nın Üç Günü, Barry Lyndon gibi, 1900 Başkanın Adamları gibi bu filmleri inceliyor ve aslında bu filmlerin temel bir ortak noktası nedir? Tarihsel bir perspektifi sunan tarihi filmler olduğunu görüyoruz. Ve temel olarak ne der Baudrillard bu filmlerle ilgili? Aslında 1950'lere aitmiş gibi görünen bu filmlerin bu dönemin filmleri olmadığını ama bu dönemden daha da bir gerçekmiş izlenimi veren filmler olduğunu söyler. Yani bir anlamda gerçeğin de bir ritmi ya da işte hiper gerçek dediğimiz bir durumu da bu sinema filmlerinde gözlemlediğimizi söyler Baudrillard. Burada elbette özellikle en temel vurgusu da Barry Lyndon filmiyle ilgili bir vurgu söyler. Burada der ki bu filmlerin büyük bir çoğunluğu aslında Barry Lyndon'ın bir uzantısı gibi. Bu filmden daha iyisi hiç olmamıştır, olamayacaktır. Yani kusursuzcasına, tabii burada daha iyisi olamayacak derken bu filmi bir övgü anlamında değil, kusursuzca oluşturulmuş bir film. Yani o dönemin filmlerinden bile daha çok o döneme aitmiş gibi üretilmiş bir film olduğunu söyler. Yani bu bir yeniden canlandırma değildir. Adeta bir simülasyondur der. Simülasyon derken Baudrillard'ın temel vurgusu simülasyonu bir illüzyon olarak değil, illüzyon ve simülasyon arasındaki temel farklılık nedir? İllüzyon gerçeğin bir taklididir ama simülasyon gerçeğin bir taklidi değildir. Gerçekten daha gerçek olan bir hiper gerçektir aslında. Dolayısıyla filmlerinde aslında bu hiper gerçek dünyanın oluşturulmasındaki temel araçlar olduğunu söyler. Bununla karşılaşırız Baudrillard'cı bir okuma yaptığımız zaman. Ve bu bağlamda da hem gerçek hem de sinema sahip olduğu özgünlüğü yitirmiştir der. Yani buradaki bir özgünlükle artık karşılaşmamızın çok da mümkün olmadığını söyler. Ve hatta der ki işte hayaletlerden daha başka bir şey üretilemezler. Bu hayaletlerin arasında kaybolup gideriz adeta gibi de bir tanımlama getirir. Tabii özellikle sinema açısından dijitalleşmeyle beraber iki temel kavram karşımıza çıkıyor. Bir tanesi hiper gerçeklik kavramı olduğunu görüyoruz. Bu hiper gerçeklik kavramının da elbette ki biz özellikle Baudrillard'ın düşüncesiyle temellendiğini görüyoruz ama bir de bu hiper gerçekliğe eklenen bir elastik gerçeklik, bir de algısal gerçeklikten bahsediyoruz özellikle sinemaya ilişkin olarak bir kuramsal bakış açısı olarak. Bu da özellikle elastik gerçeklik dediğimiz kavram Manoviç'in bir kavramı olduğunu görüyoruz. Diyor ki işte sinemanın dijitalleşmesine bağlı olarak
işte bilgisayar programlarına bağlı olarak sayısal olarak transforme edilebilir bir gerçekliğe ulaştığımızı söylüyor. Bu da bir elastik gerçeklik, yani gerçekliğin bir anlamda bir elastik gibi eğilip bükülebilir olduğu anlamına geliyoruz, anlamına geliyor bu sinema aracılığıyla. İşte diyor ki bir bilgisayar film her karesini piksel olarak düzenlediğinden bütün her filmin pikseli yatay, dikey ve zamansal konuma bağlı olarak renge dönüştürülmüş bir işlev olarak tanımlanıyor. Yani gerçekliğin bir anlamda değiştirilebilir dijital teknolojiler kullanılarak eğilip bükülebilir, üstünde oynanılabilen bir gerçeklik olduğunu söylediğini görüyoruz Mano için. Bir diğer kavram ise algısal gerçeklik. Bu da 1996 yılında Prince tarafından kullanılan bir kavram olduğunu görüyoruz. Perceptual Realism kavramı. Bu da özellikle işte The Abyss gibi, Terminator gibi, Jurassic Park, Forrest Gump gibi filmler üzerinden bir algısal gerçeklik betimlemesi karşımıza çıkıyor. Ve sinema kuramı açısından özellikle yeni bir eşik olarak algılandığını görüyoruz. Buradaki temsillerin aslında algısal gerçekliği yarattığını söylüyor burada Prince. Yani buradaki oluşturulan karakterler ve buradaki dünya bir anlamda temsili karakterlerdir ama bunlar bizim algımızda bir gerçeklik inşa ederler ve seyircinin üç boyutlu uzayın görsel işitsel deneyimine seslenirler diyor. Bu bağlamda bu filmlerde de biz bu sefer algımıza hitap eden, algımızda oluşan bir gerçeklik algısıyla karşılaşıyoruz diyebiliriz. Ve Francesco Cassetti'nin bir sözü var. Diyor ki sinemanın gerçekçi doğasının sonumu, yani bize dünyayı olduğu gibi gösterme yeteneğinin sonumu ya da sinema bir anlamda hayatını genişletiyor mu? Yani sinema açısından bakacak olursak bu dijitalleşmenin aslında sinemanın özünü yitirmesine neden olduğunu mu söyleyeceğiz? İşte hani Baudrillard'cı bir çerçeveyle özellikle. Yoksa sinema yeni bir alan mı kazanıyor bu dijital teknolojileri kullanarak? Bunun da tartışmalı bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Ve elbette hani buradaki temel özellikle eleştirilerden biri de dijital teknolojilerle beraber sinema sanat olmaktan çıkıp acaba bir ticari nesne haline mi daha çok geldi tartışmasında elbette önemli olduğunu görüyoruz diyebiliriz. Ve tabii bu dijital dönüşümle beraber özellikle üzerinde durmak istediğim konulardan birinin de sanat olduğunu söyleyebilirim. Ama bu dijital dönüşümle beraber sanatın nasıl dönüştüğünü algılayabilmek için elbette aslında sanatın ne olduğunu bilmek ve sanat derken neyi kastettiğimizi ilk olarak algılayabilmek gerektiğini görüyoruz. Sanat derken her zaman aslında insanlıkla beraber her dönemde karşımıza çıkan bir olgu görüyoruz. Hani aynı risk gibi, riski de biz nasıl insanlar hep var olduğu sürece bir tehlike olarak hep görüyoruz. Sanat için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama özellikle işte mağara resimleri sanatın ilk örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz bu mağara resimlerine baktığımız zaman şu an algıladığımız bir biçimde sanat karşımıza çıkıyor mu dersek cevabımız hayır. Çünkü şu anda sanat derken bizim bakmaktan keyif aldığımız bir nesneyi kastediyoruz sanat derken. Ama mağara resimlerine sanat çizimleri yapılırken birileri baksın da keyif alsın diye yapılmadığını görüyoruz. Peki bu insanlar neden mağaralara bu resimleri yapıyorlardı? Çünkü hayvanlar üzerindeki üstünlüklerini kanıtlamak için aslında bir anlamda. İşte buraya bir mağara avlarının resimlerini yapıyorlar mağaralara ve bu resimlere mızrak ya da taş baltaları vuruyorlar ve hayvanların bu insanların güçlerine boyun eğeceğine inanıyorlar bunu yaptıkları zaman. Yani sanat bu dönemde bakıp da keyif alınacak ya da böyle bir estetik bir nedenle yapılan bir durum değil. Tam tersine insanın hayvanlar karşısındaki üstünlüğünü göstermek için yaptıkları bir durum olduğunu görüyoruz. Sonraki dönemlerde de farklı anlamlara sahip olduğunu görüyoruz sanatın. Özellikle işte antik Yunan'da bu özellikle Yunan heykelleri tabii ki meşhurdur. Günümüzde de önemli sanat yapıtları olarak kabul edilseler de yine bakıp keyif alınacak birer nesne olarak yapılmadıklarını görüyoruz. İşte antik Yunan'da hükümdarı ölümsüzleştirmek için aslında yapıldığını görüyoruz bu heykellerin ve tabii özellikle Orta Çağ'da ki sanat anlayışına baktığımız zaman ise karşımıza ne çıkıyor? Yine bakıp da keyif alacağımız bir nesne olarak yapılmadığını görüyoruz. Peki anlamı ne? Daha dini nedenlerle özellikle işte Avrupa'da bir anlamda Hristiyan sembollerinin fazla olduğunu görüyoruz ve özellikle de İsa'nın fazlasıyla resimlerde bir anlamda temsilleriyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz ve bir anlamda dinin gücünü sembolize eden bir sanat anlayışı karşımıza çıkıyor Orta Çağ'da ve belli bir dönem daha da devam ediyor tabii sadece Orta Çağ'da sınırlı kalmadığını söyleyebiliriz ama özellikle nedir? Kilise resimleri büyük oranda bu dönemde karşımıza çıkıyor.
Ve hani verebileceğimiz örneklerden biri de işte Caravaggio'dur örneğin. Caravaggio'ya kiliseden bir resim sipariş verilir. İşte bir rahip ile meleğin resmini yapması söylenir ve Caravaggio bu rahip ve meleğin resmini yapıp kiliseye sunar. Kilise bu resmi reddeder çünkü bilinen anlamıyla rahip ve melek temsil edilmemiştir bu resimde. Daha farklı işte melek rahiple daha iç içe bir sunum olduğu için kilise bunun kabul edilemez olduğunu söyler. Başka bir deyişle bu ne anlama gelmektedir? Bu işte sanatçının çok da özgür ve özgün bir üretim yapamadığı anlamına gelmektedir. Yani meleği melek gibi, rahibi bilinen anlamıyla bir rahim gibi temsil etmek zorundadır çünkü resimlerde. Tabii daha sonrasında bir sanatın dönüşümü olduğunu görüyoruz. Yani sanatla ilgili aslında temel olarak farklı bakış açıları olsa da bunlardan en temelinin özellikle sanatın 1400'lü yıllardan önce mevcut olmadığı, 1400'lü yıllardan itibaren bir sanat olgusunun ortaya çıkmaya başlayabileceği ve hatta modernlikle beraber sanat dediğimiz konunun ilk defa ortaya çıktığını söylememizin mümkün olduğu yönünde görüşler olduğunu görüyoruz. Çünkü neden işte öncesinde sanattan bahsedemeyiz? Mağara resimlerinde bile sanat var ama bilinen anlamıyla sanat değil. Sanatın anlamı farklı. Yani keyif alınan bir nesne değil. İşte insanların hayvanlara karşı gücünü yansıtmak için, hükümdarın gücünü yansıtmak için ya da dinin gücünü yansıtmak için. Ama modernlikle beraber nasıl bir dönem karşımıza çıkıyor? İşte insanın tarih sahnesinde sorgulayan ve kendi olarak bir anlamda bir bireyselliğin de ortaya çıktığı bir dönemde işte akılcılığın ortaya çıktığı ve bununla beraber olarak da dinin egemenliğini ya da mistisize güçlerin egemenliğini yerini neye bıraktığını görüyoruz. İnsana bıraktığını, akılcılığa bıraktığını, araçsal rasyonelliğe bıraktığını görüyoruz diyebiliriz. Bu dönemde sanatta da elbette bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz. Sanatta da işte özgürlüğün özgünlüğün bu dönemde çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü öncesinde zaten insanın bir özgünlüğünden ve özgürlüğünden bahsetmemiz elbette ki mümkün değil diyebiliriz. Bu bağlamda elbette sanatta çeşitli dönüşüm aşamaları geçirdiğimizi söyleyebiliriz. İşte 19. yüzyılda karşımıza ne çıkıyor? Toplumcu gerçekçi bir örneğin bakış açısı var. Tabii bu sadece resim üzerinden değil. Örneğin şiirlerde de özellikle hani Türkiye'de nedir? Nazım Hikmet ve sonrasında özellikle 1940'lı yıllardan itibaren bir toplumcu gerçekçi şiir akımı karşımıza çıkar. Resimde de yine benzeri bir akım olduğunu görüyoruz. Sanatın tüm dallarında toplumcu gerçekçi bir bakış açısı olduğunu görüyoruz. Burada özellikle temel amaç nedir? Toplumun sorunlarına eğilen bir sanat anlayışının temel olduğunu görüyoruz ve buradaki resimler olabildiğince gerçeği yansıtan, yani imgelerin olabildiğince gerçekçi yansıtımının aslında benimsendiği imgeler karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Daha sonra bu gerçekçiliğin tam tersine bir ekspresyonizm akımı karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ekspresyonizmde karşımıza çıkan nedir? Artık imgelerin olabildiğince gerçek aktarımının dışına çıkıldığı bir anlayış olduğunu görüyoruz ama hala duyguların aktarılmasının önemli olduğu bir aslında sanat anlayışı var. İşte nedir? Burada Klimt'in bu eserinde bir duygu aktarımı var ya da Munch'un Çığlık eserinde bir endişenin aktarımının karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani sanatın duyguların aktarımının bir aracı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz diyebiliriz. Tabii bu basın ortaya çıktığı dönemlerden itibaren özellikle matbaayla beraber sanat ve basın arasındaki bir ilişkiyi özellikle vurguluyoruz diyebiliriz. Yani dijitalleşmenin nasıl bir aslında sanat açısından rolü olduğunu kavrayabilmek için elbette öncesinde basının da bir rolünü vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Basınla sanat arasında aslında birbirini destekleyen ve birbirini geliştiren roller olduğunu görüyoruz diyebiliriz. Yani özellikle 17. yüzyıldan itibaren sanat ve sanatçı hem var olabilmek için basına ihtiyaç duyuyor, sanat basını ise varlığını sürdürebilmek için sanatçıların desteğine ihtiyaç duyuyor. İşte özellikle Kayerse, Art gibi, Minyotir gibi bu dönem özellikle 1900'lü yıllarda sürrealist sanatçıların dergileri çok kullandıklarını görüyoruz aslında sanat eserleriyle ilgili bir anlamda konuşabilmek için, bu konuda değerlendirmeler yapabilmek için bu açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ve elbette ki bunun dışında tarih boyunca biz basının sanatın hem bir tanıtıcısı, aktarıcısı hem de bir galerisi olarak rol oynadığını görüyoruz. Yani sanat eserlerinin basında da sıklıkla yer aldığını görüyoruz. Ve elbette sanatçılar fazlasıyla basını kullanıyorlar. Verebileceğimiz en iyi örneklerden biri Picasso'dur. İşte Picasso özellikle çeşitli sanat eleştirmenleriyle ve sanat basınıyla iyi ilişkiler içerisinde olmayı önemser ki bir anlamda aslında Picasso olabilsin, Picasso'nun Picasso olabilişinin temelinde de bu tarz ilişkilerinin de önemli olduğunu görüyoruz bu bağlamda diyebiliriz. Ve elbette sanat ve sanatçının bu dönemde özellikle politik de bir tavrını gösterebilmek için de
Yine sanat basından da faydalandığını görüyoruz diyebiliriz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı dönemleri önemli. Burada işte ekrandaki Picasso'nun Guernica adlı eseri, bu İspanyol İç Savaşı'nı eleştiren bir sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor. Yine tabii tartışmalı bir konu, yani sanatçı politik olmalı mıdır, olmamalı mıdır? İkisini de benimseyen sanatçılar olduğunu görüyoruz ama eğer sanatçı politik olmalıdır benimsiyorsa sanatçı ne yapıyor? Basını da bu bağlamda bir araç olarak kullandığını görüyoruz. Yani işte Miro örneğin yine İspanyol bir sanatçı ve bu bağlamda politik bir tavır benimseyen bir sanatçı. Farklı rollerin benimsenebildiğini görüyoruz ama özellikle politik, ideolojik bazı bakış açılarının da hem sanat hem de basını benzer bir işlev olarak kullandığını görüyoruz. İşte özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi sanatının oldukça önemli olduğunu görüyoruz ki özellikle de sinemanın biz bir propaganda aracı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz bu dönemde diyebiliriz. Ve elbette tabii sadece resim sanatı olarak algılamayalım. Yani örneğin romanlarda da işte Vasili Grossman'ın özellikle Yaşam ve Yazgı adlı eserinin biz daha sonra mahkemelerde bile bir delil olarak kullanılabildiğini görüyoruz. O dönem Rusya'sını anlatan, özellikle Stalin ve Lenin dönemlerini anlatan bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Bir roman olarak karşımıza çıkıyor ama işte mahkemelerde bile bir delil olarak kullanılabilir hale geldiğini görüyoruz diyebiliriz. Daha sonra özellikle 1960'lı, 50'li, 60'lı yıllardan itibaren temel bir dönüşüm elbette karşımıza çıkıyor. Bu da özellikle dijitalleşmenin önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Ama burada özellikle Andy Warhol gibi ya da Roy Lichtenstein gibi pop sanat sanatçıları karşımıza çıkıyor. İşte Ralph Boeing gibi, Robert Cottingham ya da John Salt gibi foto gerçekçi akımlar karşımıza çıkıyor. İşte Duchamp'ın, Baldessari'nin ve Piero Manzoni gibi sanatçıların katkı sağladığı kavramsal sanat ya da abstract sanat diyebileceğimiz bir sanat. Ve Frank Stella'nın, Joe Bayer gibi sanatçıların öncülük ettiği bir minimalizmin önemli bir sanat anlayışı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama özellikle buradaki kırılma nerede yaşanıyor diye baktığımız zaman elbette Andy Warhol'un hani daha bilinen örnekleri olduğu için Andy Warhol'u örneklendirebiliriz. İşte Van Gogh'un çizmeleriyle Andy Warhol'un resmettiği ayakkabıları kıyasladığımız zaman ne görürüz? İşte Van Gogh'un eserlerinde tamamen bir olabildiğince gerçek bir duygu aktarımı görürüz. İşte eskimiş çizmeler, yoksulluğu betimler ama Andy Warhol'da ise işte kapitalizmin belki hiç olmadığı kadar bir öğesi gibi karşımıza çıkan birden çok ayakkabılar, rengarenk ve bir duygu aktarımından yoksun bir resim anlayışı karşımıza çıkar. Bir anlamda resmin işte anlamsızlaşmaya başladığı, çoğaltılmanın hiç olmadığı kadar önemli hale geldiği bir dönem karşımıza çıkar. İşte Dali örneğin verilen örneklerden biridir 1970'lerde ya 1970'lerde ve 80'lerin başında boş kağıtlara imzasını atarak kendi resimlerini çoğaltıp satar. Dolayısıyla hiç olmadığı kadar çoğaltmanın da önemli hale geldiğini görüyoruz diyebiliriz. Ve sanatın tabii burada bu Duchamp'ın işte bir resmi diyelim, bir foto gerçekçi resmi ya da Lichtenstein'ın bir çalışması. Artık neyi görüyoruz özellikle biz sanatla ilgili olarak? Toplumcu gerçekçi dönemde neyi görüyorduk? İmgelerin olabildiğince gerçek bir aktarımı. Ama artık Duchamp'la beraber neyi görüyoruz? Öğelerin olabildiğince gerçek aktarımından zaten uzaklaşıldığı gibi aslında sanatın anlamının da değiştiğini görüyoruz diyebiliriz. Yani ne dedik? İşte modernlikle beraber aslında sanatın başladığını ama acaba bu dönemde de sanat sona mı erdi tartışmalarına geldiğimizi görüyoruz diyebiliriz. Yani acaba sanat bir dönemde başladı ve bir dönemde bitti mi? Ki bu dönem dijitalleşmeyle beraber özellikle biten bir dönem mi karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Çünkü neden bunu savunan aslında sanat kuramcıları neden sanatın bittiği yönünde bir tartışma geliştirirler? Çünkü artık işte sanat estetik ve bir güzellik öğesi olmaktan dışarı çıkmıştır. Ve hani sanat bakılıp keyif alınacak bir şeyse artık bakıp çok da keyif alıyor muyuz acaba bu eserlerden diye bir soru sorarlar. Ama burada da buna karşıt olarak geliştirilen temel cevaplardan biri ise nedir? Artık hani her dönemde sanatın farklı bir anlamı vardı. Bu dönemki anlamı da toplumun bu yapısına uyumlu bir şekilde sanatın da içeriğinin de anlamsızlaştığı bir dönem ve estetik kaygıdan uzaklaştığımız bir dönem. Yani sanat dediğimiz şey artık estetik olarak güzel olmak zorunda değil. Sanatın böyle bir kaygısı yok şeklinde de bir tartışma ortamıza çıkar. Bu yine Piero Manzoni'nin bir çalışması. İşte Artist Sheet diye bir çalışma artık bu derece
sanatın farklılaştığı bir bakış açısına doğru geldiğimizi görüyoruz. Ve tabii burada özellikle pop art'ın önemli bir akım olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle önemli sanat eleştirmenlerinden biri Danto der ki işte o yıllarda 1960'lı 70'li yıllarda bir derginin sayfasını çevirerek bir pop art çalışmasıyla karşılaştığımda çarpıldım adeta der. Çünkü artık sanat eseri galerilerde, müzelerde sergilenen bir şey olmaktan daha çok farklı mecralarda sergilenen ve ortaya çıkan birer akım olarak karşımıza çıkmaya başlar. Yani neyi görmeye başlarız artık? Sanat anlayışının kaideleri, ritüelleri terk ederek fotoğraflara dayanan, daha farklı mecralarda karşımıza çıkan bir anlayış olarak karşımıza çıktığını görürüz. Bu işte Bernard Oberti'nin bir çalışması. Ne yapıyor? Bir derginin bir sayfasına bir kibrit yapıştırarak bunu yakıyor. Bu özellikle aslında basılı bir sayfanın maddeselliğinin ve geçiciliğini yansıtıyor. Görüyoruz bu çalışmasıyla. Özellikle aslında burada özellikle iki boyutlu sanat anlayışının dışına çıkılmaya başladığını görüyoruz diyebiliriz. Yine başka bir çalışmasında Bernard Oberti ne yapıyor? Pek çok kibriti bir araya getirerek bu kibritleri yakıyor ve bunu o anda yapıyor. Yani sanat eseri o anda başlayıp o anda bitiyor. Geçici bir şey artık. Dolayısıyla kalıcılığının da sanat eserinin kalıcılığına da karşı sanat akımlarının karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii sadece Bernard Oberti değil, çok sayıda farklı örnek verebileceğimizi söyleyebiliriz. Burada özellikle çağdaş sanatın gelenekselden bir farkı olduğunu vurgulamakta elbette fayda var. Burada özellikle Nietzsche hayatı ve sanatı özellikle Yunan trajedilerinden ilham alarak ikiye ayırdığını görüyoruz. Bu da nedir? Apolonik ve Dionysostik düzen olarak görüyor. Apolonik düzende işte sınırı, düzenliliği ve sabit güzelliği temsil ederken Dionysostik düzende belirsizliği ve ilk etapta görülemeyen bir karmaşayı gördüğümüzü söylüyor. Aslında çağdaş sanatçıların işte bu Nietzsche'nin Dionysostik düzen olarak tanımladığı düzenin bir devamı olduğunu söylememiz mümkün özellikle bu dönemde. Yani güzel bulunmayanın güzel yanını ortaya çıkarak sanat yapıtını dönüştürmek olduğunu görüyoruz. Yani işte neyi örneklendirdik? Manzoni'nin bu artist shit çalışmasını örneklendirdik. Artık güzel olmayanın içindeki bir şeyi ortaya çıkarabilmenin mevcut toplumun bir sanat anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. Ve özellikle de en temel vurgulamamız gereken nokta belki artık günümüzde Leonardo da Vinci gibi resim yapabilen biri sanatçı olarak kabul görmeyeceğini görüyoruz diyebiliriz. Yani o denli yetenekli, o denli çizim yapabiliyor ama günümüzde maalesef Leonardo da Vinci gibi resim çizen birinin sanatçı olarak kabul edilemeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü neden? O dönemin sanat anlayışıydı ve bu dönemin sanat anlayışıyla hiçbir alakası yok. O halde neyi görüyoruz? Aslında sanatın mevcut dönemde sanat kabullerine bir anlamda uyumlu ve bir onun yanı sıra da özellikle Adorno'nun bir lafıdır. Sanatçı tabii risk alabildiği kadar sanatçıdır öte yandan. Bir anlamda da dönüştürücü de bir rolü olması gerektiğini görüyoruz. Yani bunun bir anlamda bir paradoks olduğunu da elbette ki söyleyebiliriz. Ve bunun dışında elbette ki günümüz sanat anlayışıyla ilgili neyi söyleyebiliriz? İşte bu Manet'in Olimpiyatlı eseri 1863 yılındaki bir eser. Burada Manet bir hayat kadınını, cesurca bakan bir hayat kadınını resmeder. Ama burada tamamen bir duygu aktarımı vardır. Ve bir baş kaldırı vardır aslında bu Manet'in bu eserinde ki bu önceki dönem eserlerine de bir baş kaldırıdır aslında diyebiliriz. Hani özellikle bir dönemin tamamen Hristiyan motiflerle dolu sanat anlayışının aksine daha farklı bir toplumsal gerçekliği sunması açısından ama günümüzde artık bir duygu aktarımından tamamen yoksun bir duruma geldiğimizi söyleyebiliriz. İşte Anish Kapoor'un bu Vanta Black ya da işte Black Hole adını verebileceğimiz çalışmasında artık hepimizin farklı anlamlara sahip olabildiği, yani Manet'in Olimpiyası'na baktığımızda hepimiz az çok aynı benzer anlamları üreteceğiz ama Anish Kapoor'un bu çalışmasına baktığımızda hepimiz muhtemelen bambaşka anlamlara sahip olacağımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla artık neye geldiğimizi söyleyebiliriz. Bir anlamdan çok aslında sınırsız bir anlam içerisinde olduğumuz bir dönüm. Ve tabii burada özellikle dijital dönüşümün de sanatı farklı bir noktaya getirdiğini söyleyebiliriz. Yani özellikle her yerde ulaşılabilir bir sanat anlayışı ve burada özellikle vurgulayacağımız sanatın içeriğinin zaten özellikle dönüşmeye başladığını görüyoruz ama sanatın içeriği kadar sanatın sergilendiği alanın dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani işte eskiden müzelerde, galerilerde sergilenirken artık sosyal medyada da sergilenebiliyor. Örneğin benim beğendiğim sanatçılardan biri Taner Ceylan.
Ben hani bir Instagram hesabı olmasa ya da sosyal medya kullanmasa kendi eserlerini göremeyeceğim Taner Ceylan'ın, ama aslında New York'un önemli sergilerinde eserlerini sergileyen bir Türk sanatçı bir taraftan. Ama ne yapıyorum? Sosyal medya olanaklarını kullanarak Taner Ceylan'ın resimlerine de ulaşabiliyorum. Dolayısıyla bir anlamda sanatın sergilendiği yerin de elbette ki değiştiğini görüyoruz. Yani sadece sanatın içeriği değil, sanatın sergilendiği yerde bir anlamda dijital alanlara kayıyor. Bu da beraber haberinde neyi getiriyor? Sanatın tabii izleyicisinin de değiştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Yani eskiden daha elit ve sınırlı bir zümreye hitap eden sanat ne oldu? Artık daha geniş bir kitleye hitap eden bir şey haline geldiğini görüyoruz. Yani belli bir sınıfa, sadece üst sınıfa hitap etmiyor o halde sanat artık, ama tabii yine de bir internet erişimi gerekiyor diyebiliriz. Yani hala herkese hitap ediyor mu sanat? Değil, ama işte en azından daha bir orta sınıfa hitap eder hale geldiğini söyleyebiliriz. Burada tabii özellikle dijitalleşmeyle sanat açısından yine hani hem olumlu bakan hem olumsuz bakan perspektifler var. Ne gibi fırsatlar getiriyor dijitalleşme sanata? Bir kere sanatı inceleyebilmemiz için, analiz edebilmemiz için bize olağanüstü bir teknoloji sağladığını görüyoruz. İşte ben örneğin bir çalışması var. 1840 tane sanat eserini inceliyor ve Afrodit veya Venüs figürünü ortalama olarak 2.8 kez kullandıklarını ortaya çıkarıyor. Bu tarz incelemeler açısından önemli. Ya da işte Lev Manoviç 6000 empresyonistin resimlerinde içerik ve renklendirme açısından görsel benzerlikleri incelediğini görüyoruz. İşte Dolorosa ve Suarez güzellik algısının zaman içinde nasıl değiştiğini bu sanat eserlerinde dijital teknolojiler kullanarak inceliyorlar. Yani dijitalleşme sanatı anlamak için bir anlamda, yani daha anlayabilmek ve kavrayabilmek için bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bunun dışında Çağ ve diğerlerinin bir çalışması var. Ne yapıyorlar? İşte ziyaretçilerin bir sanat sergisindeki deneyimini dijital medya kullanarak nasıl gerçekleştirdiklerini inceliyorlar ve dijital teknolojilerle gezilen bir serginin bir bağlamda daha olumlu sonuçlar yol açtığını, yani insanların fiili olarak bir sergiyi gezmesindense dijital sergileri gezmesinin daha onları olumlu hissettirdiği sonucuna ve daha fazla özgürlük alanına bu sergilerde kavuştukları sonucuna ulaşıyorlar. Dolayısıyla dijital müzeler bir anlamda bizim için bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz ve daha fazla katılıma, elbette daha fazla etkileşime izin vermesi bağlamında da önemli olduğunu söyleyebiliriz bu bağlamda. Ve tabii önemli bir sanat eleştirmeni olan Arthur Danton'un önemli bir eseri var. Sanatın sonundan sonra burada aslında hani acaba sanat sona mı erdi tartışmasına da bir hayli yer verdiğini görüyoruz. 1400'lerden itibaren özellikle işte sanatın geçirdiği dönüşümleri incelediğini görüyoruz ve ne der Danto? İşte bugün gördüğümüz insanlarla müzenin olanaklı kıldığından daha doğrudan bir temas sağlayan sanat. Yani dijitalleşmeyle beraber aslında sanat ve sanatçı arasında daha doğrudan bir temas mevcut olur hale geldiğini söylüyor. Ve bunun dışında özellikle önemli bir vurgusu da tabii dediğim gibi bir müzelere artık gerek olmadığını söylüyor, ama bunun dışında sanatın birinci hırsının artık estetik değerler olmadığını ve sanatın hem üretiminde hem kurumlarında hem de izleyicisinde bir dönüşüm olduğunu vurguladığını görüyoruz. Tabii burada dijital sanat derken neyi kavrayacağız? Aslında dijital teknolojileri kullanarak ürettiğimiz sanat, yani basit anlamıyla tabii pek çok farklı tanım var ama yani bir ya da daha fazla dijital işlem ya da teknolojiyle yaratılan sanat olarak karşımıza çıkıyor ve özellikle ilk örnekleri nedir diye baktığımız zaman Berlefoski'nin özellikle ilk örneklerinden biri olduğunu görüyoruz. Bir aslında matematikçi kendisi ama aynı zamanda da bir sanatçı. 50'lerin başında dijital dalga biçimlerini kullanarak bir elektronik görüntülerle bir sanat anlayışı karşımıza çıkarıyor. Ekrandaki de Lepofsky'nin yine örneklerinden biri. Soyut imgelerle bu dijital sanatın ilk örneklerinden biri kabul ediliyor. Yine bir başka örnek Herbert Franke'nin bir örneği. Yine Lepofsky gibi bir matematikçi Franke. Bu 60'larda yaptığı elektronik soyutlamalar adlı bir çalışması. Yine bir başka örnek John Whitney'nin. Bu John Whitney ise deneysel videolar yaratan bir sanatçı ve özellikle algoritmalarda faydalanarak aslında sanat eserini geliştirdiğini görüyoruz. Yani burada aslında dijital sanatın da aşama aşama tabii ki gelişimini gözlemliyoruz diyebiliriz. Bu ise Cybernetic Serendipity adlı bir sergi. Bu da bilgisayarlar tarafından üretilen eserlerden oluşan ilk sergi. Yani insan üretimi değil, tamamen bilgisayar üretimi sanat eserlerinin sergilendiği ilk
sergi 1968 yılında Londra Çağdaş Sanatlar Enstitüsü'ndeki bir sergi. Dolayısıyla yine önemli bir ilk örneklerden diyebiliriz. Bu Chussuri'nin, Charles Chussuri'nin bir çalışması. Burada da işte nihai formları çeşitli şekillerle üç boyutlu görüntüler yaratmak için kullandığını görüyoruz. Bahçe Aşıkları, Garden Lovers adlı bir çalışması. Özellikle algoritmalardan yararlanırken ne yapıyor? Sanat eserleri geliştirdiğini görüyoruz diyebiliriz Chussuri'nin. Yine bu Chussuri'nin bir başka çalışması. Bu da dijital olarak kurdele benzeri liflerden oluşturulmuş at figürünün üzerindeki ışığı ve gölgeleri yansıtan bir algoritma yarattığını görüyoruz. Tabii heykel açısından özellikle heykel alanı açısından dijitalleşmenin önemli olduğunu görüyoruz. Yani özellikle örneğin Bruce Beasley önemli bir isim. Bruce Beasley aslında önemli en bilinen heykeltıraşlardan, heykel sanatçılarından biri değil ama dijital teknolojileri kullanarak üretim yapması açısından önemli görülen bir sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Coriolis serisi önemli. Bu ekrandaki de Coriolis serisinden bir eseri. Bu işte birbirinin içinden geçen yamulan uzun formlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve bunu baskı 3D baskı yöntemleri için kullanarak aslında hayata geçirdiğini görüyoruz bu heykellerini. Ve özellikle bu sanat alanında ilk kez kullananlardan biri olması açısından bu dijital teknolojiyi ve Beasley'nin önemli olduğunu görüyoruz. Yani bir anlamda bir çıktı olarak bu 3D baskı makinelerini kullanarak bir çıktı olarak heykel oluşturduğunu görüyoruz Beasley'nin. Burada özellikle birçok faydası olduğunu görüyoruz. İşte özellikle bu taslak sürecini hızlandırma açısından ya da üretim sürecini daha verimli hale getirmesi açısından dijital teknolojiler önemli. Ya da işte heykel sanatının temel problemleri olan yer çekimi gibi perspektif ve ilişki, doku, renk gibi etkenleri kişisel olarak değiştirerek kendi anlatımını oluşturma açısından bir fırsat sağladığını söyleyebiliriz heykel sanatçılarına. İşte armoni, varyasyon, denge, oran, baskınlık, hareket gibi üç boyutlu biçim, organizasyon ilkeleri üzerine dijital çözümlemeler oluşturabilmek açısından yine bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında sanat eserini hem ortaya çıkarabilmek hem işleyebilmek pek çok aşamada heykel sanatı açısından da dijital teknolojilerin olumlu bir fayda sağladığını görüyoruz diyebiliriz. Tabii burada geldiğimiz bu noktada aslında dijital teknolojilerin sanat için acaba olumlu mu yoksa olumsuz mu bir durum getirdiğini elbette tartışmamız gerektiğini görüyoruz. Duchamp ne diyor? Diyor ki sanata inanmıyorum, sanatçıya inanıyorum diyor. Yani aslında sanatçı kavramına yeni bir boyut getirdiğini görüyoruz Duchamp'ın. Ve özellikle bunu niye vurguluyoruz aslında? Duchamp diyor ki sanata inanmıyorum, sanatçıya inanıyorum. Peki o zaman yapay zeka ya da algoritmalar acaba sanatçı olabilir mi? Duchamp'a bakarsak aslında çok mümkün değil çünkü. Sanata inanmasa bile sanatçının varlığına inanıyor. Bu noktada yapay zeka sanatçılarına da elbette dijitalleşme ve sanat tartışıyorsak bir vurgu da bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İlk öncülerinden biri yapay zeka sanatı konusundaki ilk öncülerden biri California Üniversitesi'nden Harold Cohen. Cohen 1973 yılında Aaron 18 adlı bir sanat yaratma programı üzerinde çalışmaya başlıyor. Ama kendisinin gerekli bir donanımı ve bilgisi olmadığı için Stanford Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı'nda misafir öğretim üyesi olarak çalışmaya başlıyor ve buradaki bilgiyle yazılım öğreniyor ve kendisi resim yapma tekniğini uygulayarak bir algoritma yapmaya başarıyor. Bu işte ekranda Harold Cohen'in bir resim yapan algoritması Aaron'un çalışmasını gösteriyoruz ekranda. Buradan yola çıkarak aslında Harold Cohen'in kendisinin de tabii soyut resimler yapan bir sanatçı olduğunu uygulayalım. Yani kendisi soyut resimler yaptığı için Cohen ne yapıyor? Aslında algoritmasında da kendisi gibi soyut resimler yapabilme kabiliyetini ancak aşılayabiliyor diyebiliriz. Yani bu anlamda bir algoritma yazıyor bir başka deyişle. Yani Aaron'un bu sanat eseri üretme kabiliyeti datayı biriktirerek bir anlamda bu eserler üzerinden, kendisine yüklenen bu eserler üzerinden çıkarımlar yaparak gelişmeye başladığını biz görüyoruz. Ve daha sonra ama özellikle 80'lerden itibaren öğrenmeye de başlayan bir algoritma durumu karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ve 1990'dan itibaren de tuvallerini renklendirerek boya kullanmaya başladığını görüyoruz. Tabii burada bu ilk örneklerinde biz dışarıdan bir müdahalenin elbette ki olduğunu görüyoruz. Ne yapıyor? İşte kendi sanat anlayışını devam ettiren bir algoritma var burada Cohen'in.
Ama bu örneklerin farklı acaba durumlara yol açabilir mi? Bu tartışmalarda karşımıza çıkıyor. Önemli projelerden biri yeni bir Rembrandt projesi. Burada aslında bunu büyük bir inovasyon yaratacak bir anlamda proje olarak hayata geçiriyorlar. 2014 yılında Hollandalı bir finans şirketi bir projesi bu. Bir işbirliği projesi. Burada ne yapıyorlar? Beraber pek çok üniversite ve sanat galerisiyle beraber çalışarak, işte özellikle de Rembrandt Müzesi ile birlikte çalışarak Rembrandt'ın sanatını analiz ediyorlar ve yeni bir Rembrandt acaba yaratabilir miyiz diye bir algoritma geliştirmeye başladıklarını görüyoruz. Ve burada özellikle sanat eserinin orasını tekrar yakalamaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani orasını da ancak nasıl yakalayabilirler? Sanat algoritmanın özgün yaratımlar elbette ki yaratmasıyla yaratabilirler. Ve ne yapıyorlar burada? İşte 346 tablo üzerinden bir analiz gerçekleştiriyorlar ve bunları data girdilerine dönüştürüyorlar. Yaklaşık bir yıl boyunca analiz yapan bir algoritmanın ürettiği eser ise sonuçta Rembrandt'ı aratmayacak bir nitelikte bir eser olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu The Next Rembrandt projesi kapsamında işlenen data örnekleri olduğunu görüyoruz. Yine The Next Rembrandt projesi kapsamında işlenen portre analizi ve işlenen çoklu figür analizlerini görüyoruz ekranda. Tabii burada geldiğimiz noktada ekranda bu sefer neyi görüyoruz? Solda Bager Akbay'ın algoritmasının robot koluyla yazdığı bir şiir karşımıza çıkıyor. Sağda ise Özgür Bağlı'nın 2020 yılındaki algoritmasının ürettiği bir çalışma örneği. Acaba algoritmalar insan müdahalesi olmaksızın tamamen özgün üretimler yapabilirler mi? O zaman algoritmalar geleceğin birer sanatçısı olabilirler mi acaba diye de bir soru işaretiyle aslında bu tartışmayı bitirebileceğimizi düşünüyorum. Tabii burada farklı birbirine çelişen tezat fikirler olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Margaret Boden, yaratıcılık insan dehasının bir harikalığıdır diyor. Dolayısıyla modernci bir bakış açısıyla bakacak olursak algoritmaların çok da bir sanatçı olarak görülmesinin zor olduğunu görüyoruz diyebiliriz. Ve bunun dışında Boden şöyle bir soru soruyor. Diyor ki sanat eseri içerisinde insan deneyimlerinin kalıntılarını barındırdığı ve insanların birbirleriyle olan iletişimlerinden biri olduğundan dolayı makineler bu tartışmada yer almamalı mıdırlar diye soruyor. Ve kendisi aslında çok da yer almamalıdırlar demiş oluyor diyebiliriz. Ama tabii bunun tartışmalı bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Yani geleceği elbette ki bilemeyeceğimiz için nereye doğru bir gidiş oluyor elbette bunu görebiliriz ve tartışabiliriz. Bu şekilde benim anlatacaklarım. Teşekkür ediyorum. Sizlerin soruları varsa sorularınızı alabilirim. Gerçekten çok keyifli bir paylaşım, sunum oldu, sohbet oldu. Hani mağara devriminden günümüze kadar kitle kültürü, eğlence, sanat nasıl evrilmiş oldu? Onu çok güzel ve keyifli bir şekilde hakikaten böyle bize bir tarihte böyle bir yolculuk olmuş oldu. Sorular varsa buradan mesaj kısmından yazabiliriz lütfen. O zamana kadar da ben dilerseniz hem de sizin nefes almış olursunuz. Böyle bir özetleyeyim. Önce Bahar hocamız dijital dönüşümün olumlu ve olumsuz yönlerini ön çıkartan yazarlardan bahsetti. Daha sonra Frankfurt Okulu'ndan bahsetti. Bir sonraki alanda da aslında boş zamanda, kitle kültüründe, eğlence anlamında boş zaman üretkenliğimiz mi artıyor yoksa tam tersi kapitalistlerin biraz daha hani dayatı tüketim mi artıyor sorusunu yöneltmiş oldu. Daha sonra dijital oyun endüstrisinden bahsetti Bahar hocamız. Hatta sinema endüstrisinin de hani geride bıraktığından söz etti. Bir sonraki aşamada sinemadan bahsetti. Sinemanın hiper gerçekliği ve algısal gerçekliğinden bahsetti. Film örnekleriyle beraber. Sonra sanat konusuna değindi hocamız. Mağara resimlerinden başlayarak, çünkü burada işlem üzerinden biraz da hani mağara resimleri insanın hayvanlar üzerindeki egemen tahakkümü aslında bir işlevi var burada. Daha sonra Antik Yunan'da da bunun aslında bir işlevi olduğunu görüyoruz. Hani dini hassasiyetin ön plana çıktığı. Ama 1400'lü yıllardan itibaren aslında gerçek bugünkü anlamda sanatın ortaya çıktığı. Çünkü sanat eserinin işlevsizliği önemlidir. Yani işlevi olduğu zaman bu bir zanaat zaten. Zanaata dönüşüyor. Sonrasında 19. yüzyılda toplumsal gerçeklik, sonra ekspresyonizm ve 1950'li yıllardaki foto gerçekçi akımından bahsetti. Aslında tüm bu kırılımlar sanatın da anlamını değiştirdiğinden söz etti. Ve gerçekten şu soruyu yöneltmiş oldu, haklı da bir soru. Sanat hala estetik duygu uyandırıyor mu aslında? Sonrasında veya dijital dönüşüm sanatın sonu mu? Yoksa yeni bir anlam arayışı mı?
bu sorunun cevabını aramış olduk. Daha sonra dijital sergilerden, heykelden ve yapay zeka sanatçılarından söz etti. Bu anlamaktan çok keyifli, çok güzel bir paylaşım olmuş oldu. Bize çok şey öğrendi sizden. Sorularınız varsa arkadaşlar buradan yazabilirsiniz. Hakikaten çok duyurucu bir sohbette oldu. Hocam yoksa ben size bir soru sormak istiyorum. Hatta merak ettiğim sunumda da. Bir de sanatın aslında şeyi de var. Zenginliğin gösterim aracı da var. Genelde zenginlik o nesilde kazanılmışsa tüketimle gösteriliyor. Lüks otomobillerle işte bir takım taşınabilir gösteriş, tüketimle gösteriliyor. Ama sanat birkaç nesil önce, hatta nesiller öncesinde kazanılmış şey, zenginlik nesiller öncesinde elde edilmişse de bu sanatla gösteriliyor. Yani sanatçı olabilir o kişi veya sanat eserlerini sergileyebilir. Çünkü sanatla uğraşabileceği kadar zamanı ve zenginliği olduğunu gösteriyor. Veya sanatla bu kadar yatırım yapabileceği kadar zenginliği olduğunu gösteriyor. Peki dijital dönüşüm bu sanatın zenginliğin gösterim aracı olarak bir değişim uğrattı mı? Yani şöyle söyleyebilirim, elbette yani sanat bir dönemde zaten belli bir zümrenin yalnızca hani ilgisini çekebilecek bir ürün. Çünkü zaten alt sınıftan ya da hatta alt sınıftan birinin bir sanat eserini satın alabilmesi mümkün değil elbette ki. Ama böyle bir dönüşüm olduğunu gözlemliyoruz. Yani dijitalleşmeyle beraber sanatın izleyicisi elbette ki değişti. Dolayısıyla artık sanatın bir anlamda daha fazla, yani tabii alt sınıf diyemeyeceğim yani sonuçta belli bir elbette ki hayatta kalabilme derdi olan insanların zaten sanatı satın alabilme gibi bir durumu hala olabildiğini söyleyemeyiz. Yani dolayısıyla yine belki üst sınıfta bir kitleye ait bir durum ama en azından orta sınıfa kaydığını söyleyebiliriz. Yani alt sınıfa kaymasa bile bir orta sınıfa kayış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada sanat var, sanat var. Yani bir anlamda bu bağlamda dengenin de gittiğini söyleyebiliriz. İşte NFT sanatı var ve örneğin bir hani piksel piksel bir görüntüye milyon dolarlar bile ödenir halde. Yani neyin ne kadar edeceğinin bile bulanıklaştığı bir durum var dolayısıyla. Ama öte yandan işte başka bir NFT sanatına daha az bir ücret ödeyerek sahip de olabiliyor insanlar. Tabii burada aslında NFT sanatını da vurgulamadık ama NFT sanatını da vurgulayabiliriz. Yani NFT sanatı da niye önemli? Aslında daha çok kişinin belli bir sanat eserine sahip olabilmesi için yani bir anlamda hani özellikle kripto paralarla ilgili neyi söylüyoruz? Merkeziyeti kıran bir yapısı olduğu için kripto paralar önemli. Ama NFT sanatı da aslında bir blok zincir teknolojisi üzerinden bir sanat eserine bile daha çok kişinin sahip olabilmesi açısından, bu merkeziliği kırabilmesi açısından da önemli. Dolayısıyla hani bu bağlamda daha alt sınıflara doğru bir kayış olduğunu söyleyebiliriz. Ama hala yani hani belli hani en çok hani hangi eserleri burada örneklendireceğimi de bilemedim ama işte örneğin Van Gogh'un bir eseri ya da hani Monet'in bir eseri gibi işte Dali'nin bir eseri gibi, yani bunlara elbette ki hani üst sınıftan olmayan birinin sahip olması elbette ki mümkün değil. Yani illaki sanatla aslında zenginlik arasında da bir ilişki var. Yani hala olmaya devam ediyor ama hani bir nebze alt sınıflara doğru, en azından orta sınıfa doğru bir kayışı olduğunu söyleyebiliriz. En azından sanatın seyircisi olmamız bağlamında bir dönüşüm var. Yani işte eskiden çünkü nedir? New York'a seyahat etmem gerekiyor işte belli bir müzeyi, galeriyi görmem için ya da Paris'teki Louvre Müzesi'ne gitmem gerekiyor. En azından artık hani bilgisayarlarımız başından işte hani neyi bu yüzden vurguluyorum? İnternet erişimi de herkes yok hala ama internet erişimi olanların en azından bir sanata erişimi var ve belli ölçülerde o esere sahip olma şansı da belli ölçüde diyelim var. Burada tam da Aynur Hanım'ın bir sorusu var. Blok zincir teknolojisiyle gündeme gelen kripto sanat ve NFT'lerin geleceğine ilişkin ne düşünüyorsunuz diye soruyor Aynur Hanım. Ya şöyle, bu tabii çok tartışmalı bir konu. Yani kimisi hani zaten hani günümüzde sanat var mı bile tartışmalıyken NFT sanatın sanat mı olduğu sorusu çok tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa bu acaba tamamen bir piyasa ürünü mü? Yani çünkü genel anlamda NFT sanatın alınış nedenine baktığımız zaman daha çok işte nedir? Şimdi alayım 5 ay sonra kâr edeyim ya da şimdi alayım 3 yıl sonra satayım burada bir kâr edeyim şeklinde. Bir hani aslında bir anlamda nedir? Bir meta olarak karşımıza çıktığını görüyoruz ama bu
tartışmalı. Yani kimi bakış açısı zaten der ki sanat eseri metaya dönüştüğü andan itibaren aslında sanat olmaktan çıkıyor der. Eğer böyle bakacaksak NFT sanatı dahil pek çok aslında sanat içeriğini sanat olarak görmekten uzaklaşacağız. Ama günümüzdeki diğer pek çok sanatı sanat olarak kabul edebiliyorsak işte Andy Warhol'un çorba konservesini ya da Baldessari'nin ya da kibritlerini sanat olarak kabul edebiliyorsak NFT sanatını da sanat olarak belki kabul edebiliriz. Ama gelecekte de elbette ki NFT sanatının sanatın dönüşümü ve ilerlemesi bağlamında bir kapı açtığını ve bunun buradaki ilerlemenin de devam edeceğini görüyoruz elbette ki. Yani hani buna doğru bir yönelim var. En azından hani ayrıca şöyle de bir taraf var. Pek çok sanatçının sanat eserlerini de NFT sanatı şeklinde bu mecrada var eder hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani sadece ille bir ticari bir nesne olmaktan çıkıp sanat tarafı da var ve gelişmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama nerelere doğru evrilir elbette ki hani bunu bilmek güç. Peki. Bu arada hocam sizin bu alanın kitabınızda zaten başlıyorsun kitabınızdan biz esinlenmiş olduk. O kitabı istersen yanınızda ise bir gösterebilirsiniz. Evet, aslında kitap yanımdaydı ama göstermeyi de unuttum açıkçası. Şöyle dijital çağda kitle kültürü, eğlence ve sanat diye bir editörlüğü yaptığım bir kitap çalışmamız vardı. Bunun içerisinde... Efendim hocam? Hangi yayın evinden çıktı? Ütopya yayın evinden çıkan bir kitap, 2020 yılında çıkan bir kitap. Burada dijital emek ve tüketimle başlayıp dijitalleşmeyle gazeteciliğin dönüşümü, daha sonra dijital çağda sanat ve sinema, dijital çağda oyun, eğlence ve kimlik ve dijitalleşmeyle eğitimin dönüşümü kısımlarını kapsayan 14 tane bölümümüz var. Değişik bölümler var aslında. Hani işte örneğin hani bu tabii sunum kapsamında bunları dahil etmek çok kolay olmadı. Hani örneğin bir müzik tartışması bir hali var içerisinde ya da cosplay gibi farklı eğlence anlayışları da tartıştığımız bir kitap. Bu şekilde bahsetmiş olayım. Sağ olun. Bize kitabı tavsiye ediyoruz hakikaten. Sevgili hocam çok teşekkürler. Katıldınız, hakikaten vakit ayırdınız ve güzel paylaşımlarda bulundunuz. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için tüm dinleyenlere ve tabii ki Halis Hocam ve Gökhan Hocam başta olmak üzere düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere hocam. Kendinize çok iyi bakın. Değerli katılımcılarımıza bu ayda bizi yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ayda yine böyle bir farklı bir konuyla tekrar sizlerle bir arada olmayı umuyoruz. Gökhan sen de bir şeyler son sözlerini söylemek istersen. Ben teşekkür ederim. Çok akıcı ve güzel bir etkinlik oldu. Bayağı bir kültürlendik diyeyim ben size. Hem güzel sunumunuz için hem de katılımcılarımıza teşekkür ederim ben. Ama hala şu sorunun cevabını alamadım hocam. Sanat, sanat içindir, sanat halk içindir. Hep okullarından vardır. kendi cevabımı veririm ama bu herkese hitap etmeyebilir tabii. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Katılımcılara tekrar teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.